Merhabalar, 4. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. ve 3. videoyla da yine birlikte olacağız. Doğru yanlış sorularıyla başlayalım. Kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklikler olabilir. Doğru. Mıknatısın iki kutbu A ve B diye adlandırılır. Yanlış. N ve S şeklinde adlandırılır. Katı maddelerin belirli bir şekli yoktur. Yanlış. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Teleskop, kalbin sesini dinlememizi sağlayan bir alettir. Yanlış. Teleskop, uzayı izlememizi sağlayan bir alettir. Sıvıların içine koyulduğu kabın ağırlığına dara denir. Doğru. Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru hareket eder. Doğru. İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle karışımlar oluşur. Doğru. Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Doğru. Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek gaz haline geçer. Doğru. Ses ve ışık bir enerji türüdür. Doğru. Boşluk doldurmalı sorularıyla devam edelim. Sıvı ve gaz maddeler katılardan farklı olarak nokta nokta özelliğine sahiptir. Arkadaşlar, akışkanlık özelliğine sahiptir. Maddelerin sıcaklığı nokta nokta ile ölçülür. Termometre ile ölçülür. Donma durumunda sıvı hale geçen bir madde nokta nokta. Arkadaşlar, donma durumundan sıvı hale geçiyorsa ne yapıyordur? Eriyordur. Erime. Demir, altın, gümüş gibi maddeler nokta nokta maddelerdir. Saf maddelerdir arkadaşlar. Kağıt havlu, sünger ve pamuktan yapılmış kumaşlar suyu emme özelliğine sahiptir. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özellikleridir. Maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Sıvı ile dolu bir kabın kütlesine nokta nokta kütle deriz. Arkadaşlar, brüt kütle deriz. Paketli bir ürünü alırken nokta nokta olup olmadığına dikkat etmeliyiz. TSE damgası olup olmadığını arkadaşlar. Tuzlu suyu içindeki tuzu nokta nokta yöntemiyle sudan ayırabiliriz. Buharlaştırma yöntemiyle ayırırız arkadaşlar. Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemlerini eşleştirelim. Kum ve çakıl, ikisi de katı arkadaşlar. Büyüklükleri küçük olduğu için eleme yöntemiyle ayırırız. Buraya 1 yazıyoruz. Demir tozu, kömür tozunu arkadaşlar, demiri mıknatıs çektiği için buraya mıknatısla ayırma yöntemi 2 yazıyoruz. Su nohut karışımını arkadaşlar süzme ile ayırırız. Buraya 3 yazıyoruz. Talaş, fasulye arkadaşlar, talaş yoğunluğu az olduğu için yukarıda olacak, fasulye dipte olacak. O halde ne yaparız? Yüzdürebiliriz. Yüzdürme yöntemiyle ayırırız. Tuz ve su karışımını arkadaşlar buharlaştırma yöntemiyle ayırırız. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakiler hangisi maddedir? Arkadaşlar, ışık enerji, ses enerji, ısı enerji, hava maddedir. Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Aşağıdakilerden hangisi maddenin kütlesini ölçmede kullanılır? Arkadaşlar, eşit kollu terazi ile maddenin kütlesi ölçülür. Cevap B şıkkı. Ege elindeki taşı içi 165 mililitre su dolu olan dereceli silindire atıyor. Suyun seviyesi 415 mililitre yükseldiğine göre taşın hacmi ne kadardır? Arkadaşlar, hacmini bulmak için son hacimle ilk hacmi çıkarıyorduk. Yani 415 ile 165'i çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 6 çıkmaz, 11'den 6 çıktı 5, burada 3 kalmıştı, 3'ten 1 çıktı 2, yani 250 mililitre. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki çocuklardan hangisi erime olayını doğru örnek vermiştir? Suyun buz haline geçmesine donma, ısıtılan tereyağının erimesi erime olayını örnektir, suyun buhar haline geçmesi buharlaşma, su buharının su haline geçmesine ise yoğuşma diyorduk arkadaşlar. Yoğuşma veya yoğunlaşma. Sıvı ve gaz maddelerinin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir? Belirli bir şekli vardır katıların özelliği. Bulunduğu kabı tamamen doldurur gazların özelliği. Küçük gözeneklerden çıkarak ortama yayılır. Yayılma her ikisinin de özelliğidir. C şıkkı. Bulunduğu kabın şeklini alması arkadaşlar sıvıların özelliğidir. Tabloda verilen karışım olmayanlar
Arkadaşlar kalışım olmayanları soruyor. Yani saf maddeyi hangileri saf? Gümüş, demir ve altın nedir? Saf maddeler. Hangi şıkta var? 2, 4, 6 C şıkkında. Salata, kan ve ayran karışımdır arkadaşlar. Mıknatısla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Alüminyum tahta ve plastiği çeker. Hayır, tahta ve plastiği çekmez. Yanlış olan A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Doğru. İki kutbu vardır. NS olmak üzere doğru. Ne kadar parçalanırsa parçasının kutup sayısı değişmez. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? Ölçülebilir özellikleri hacim ve kütleydi. O halde B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Doğru. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar. Doğru. Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri vardır. Doğru. Bütün maddeler geri dönüştürülebilir. Yanlış arkadaşlar. Bütün maddeler geri dönüştürülemez. Sürahideki bir miktar sıvının hacmini merak eden Eray ne yapmalıdır? Hacim neyle ölçülüyordu arkadaşlar? Terazili, dereceli silindir ile. Terazide tartmalıdır kütleyi. Dereceli silindir kullanmalıdır. Doğru. Buzdolabına dondurulursa değil. Hacmini bulamaz. Yanlış. Cevap B şıkkı. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. Maddeler ısı etkisiyle hal değiştirebilir. Doğru. Sıvılar ısıtıldığında katı hale geçer. Yanlış. Gaz haline geçer. Bu yanlış. Isıtılan maddeler bozulabilir. Doğru. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız yalnız 2 olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.